Selamlar dostlarım, yeni bir videoyla karşınızdayım. Görmüş olduğunuz gibi son oyuncudayım arkadaşlar. Normalde Craft Rise videolarım oluyor ve şu an son oyuncudayım ve şu anda yanımda takım arkadaşı var çünkü ben tekli girmedim arkadaşlar. Bu arada Discord'da kimseyle konuşmuyorum, yani bu yanımdaki kişi random arkadaşlar, onu da belirteyim. Videom ya, yazdırmadın ya. Neymiş kısa zaman içerisinde kanka. Heh, oldu. Şimdi şöyle hadi bir kaplayayım abi. Şöyle kaplayabiliriz. Tamam, şu anlık bir sıkıntı yok gibi. Bir de tam buraya, tamam, sıkıntı yok. Orası bed kısmıymış zaten. Hızlıca ben hemen buradan demir ve altın alıp yana doğru gideceğim abi. O adam da gitmiştir zaten. Şöyle demir, altın vesaire bir kontrol edeceğim abi. Şöyle bir gidelim abi. Bu arada arkadaşlar, açıklama kısmında Discord'u bırakırım. Umarım bırakırım ve hani katılırsanız sevinirim arkadaşlar. Normalde TikTok yayınlarım için açmıştım bu Discord sunucusunu. Aslında Discord sunucusunu 1000 abonede açmayı düşünüyordum ama hani zamanında bana o kadar dediler abi, aç aç falan. Hani o kadar çok istediler ki artık açmaya karar verdim. Bunların bedi kırılmış zaten. Tek ihtiyacı olan bunları elemek. Tamam, bu gitti zaten. Şunu da şöyle deneriz abi. Tamam, o elenmiştir o zaten. Evet arkadaşlar, hemen buradan demir ve altın almaya yöneldim. Şimdi arkadaşlar size ne anlatabilirim bilmiyorum ama şimdi bu Craft Rise ve son oyuncuda FPS drop yeme ile alakalı bir hani bilginiz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Çünkü hani bazen video çekerken FPS drop yediğim oluyordu ama çözdüm sanırım ya. Şu an hani bu videoda pek bir FPS drop olmadı. Yani videoda gördüyseniz bana dakikasını veya saniyesini belirtebilirsiniz yorumlarda. Ama bence ben görmedim. Bu arada şöyle eşyaları falan yerleştirelim. Ve şöyle... Aha, bed kırıldı. Neyse, sıkıntı yok ya. Şöyle yükselim abi. Gideyim bakalım. Şöyle gidelim. Bakalım neden, kim kırmış, neredeymiş, hangi takım kırmış, görelim. Şimdi buraya kimse gelmiyor henüz. Tamam, sıkıntı yok gibi. Şöyle gidelim abi. Ben direkt rushlayacağım çünkü... Bir dakika. Hop. Bam 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 bam. Hadi. Tamam, o gitti herhalde. Yo, gitmemiş. Evet arkadaşlar, ikinci parttan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hızlı bir şekilde arkadaşlar demir ve altınla itemleneceğim. Daha sonra ben yana doğru giderim herhalde, konuşamadım. Şöyle demir al, demirle yün aldık. Şöyle hemen bedi kaplayalım. Evet, şu an FPS drop az önce yedim. Böyle arkadaşlar video yapa yapa öğreneceğim. Umarım öğrenirim. Ya da daha iyi bir bilgisayara sahip olurum ileride inşallah. Öyle diyelim. Şöyle yana doğru gideyim abi. Şöyle gidelim, o da zaten gelir. Yünüm bittikten sonra o yünle yol yapmaya başlar. Tamam, benim yünüm bitti, tekrardan gidip oradan demir ve altın alacağım. Bu arada arkadaşlar, dediğim gibi hani ya da düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Hani nasıl içerikler üretmemi istersiniz, hani mesela ben Minecraft'la modlarla aram iyidir, hani modları severim. Bildiğiniz modlar varsa, güzel modlar varsa o modların isimlerini yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben de videosunu yapabilirim, neden olmasın yani. Ben severim abi, modlu videoda çekebilirim bir ara hatta. Şöyle atlayalım abi. Şuraya atlayalım. Bir bakıyorum abi, kimse yok herhalde. Tamam, buradaki demir ve altından itemlendim. Şöyle kılıç, yün vesaire aldım abi. Bunları da şöyle yerleştirdim. Bir de bir tane, yok 14 tane altınım varmış, hemen bir set yapacağım. Biraz seri olmak lazım, yoksa sarı bize geliyor diyor. Hemen gidelim abi. Şöyle gidelim, yoksa vurulacağız yani. Şöyle gidelim abi. Düşmüş sanırsam. Çünkü bizimki şöyle ilerliyor. Bir dakika, ben zoomlayabiliyor muyum? Evet. Oraya baktım şu anda. Şimdi hızlı bir şekilde demir baltanı alacağım. Tekrardan oraya gideceğim. Hani oraya gitmedim daha ama bir gitmem gerekiyor bence. Bir dakika, şöyle de hızlı bir şekilde itemlendim. Evet, sarıyla pembe karşı karşıya gelecek az sonra, belli yani. Çünkü görüyorsunuz arkadaşlar, yükseliyorlar. Onlar yükselirken ben de aradan gidivereyim. Hani bana atlar mı üstüme bilmiyorum ama şöyle hızlı hızlı şöyle yol yapalım. Speed bridge deniyorum şu anda. Adam gelir mi buraya? Sanırım gelmez. Şöyle şöyle abi, tamam, bedeni kırmaya deneyeceğim. Umarım kırabilirim. Şöyle aç abi. Tamam, kırdım. Orada da kırmızı var, kırmızı var. Tamam, uğraşmayacağım onunla. Şu an bayağı bir gerginlik oldu burada. Ben en iyisi uzaklaşayım diyeceğim de. Bizimki onu alır mı? Abicim sen eleniyorsun. Bir canın kaldı. Ana. Kalmış, sen eleniyorsun. Hadi bay bay. Diğer eleman da herhalde bizim bede mi gitti, ne yaptı? Neyse, bizimki ölmesi iyi oldu. En azından orada biri gelirse haber verir. Şimdi şöyle tekrardan altın alıyorum. Ve hemen yayım için ok da alacağım ki hani adam falan gelirse uzak mesafeden de ateş edebileyim. Şu tarafa doğru gidilebilir abi, gidelim, sıkıntı yok. Hatta şöyle
Etrafa bir bakayım abi de. Sıkıntı yok gibi görünüyor şu an. Buranın bedi kırılmış mı? Buranın base'i ne ki? Bilmiyorum. Buradaki takımın rengini bilmiyorum dedim ve... Bir dakika, burada belli olur bir yerden. Bayrak mayrak bir şey olur da. Belli olmuyor ki buranın rengi. Neyse, uğraşmayalım, sıkıntı yok. Ok alacağım abi. Bir de etrafa bakacağım. Yine biri olursa ok yesin benden. Bir de alev topu alalım. Normalde genel anlamda kullandığım bir şey değil arkadaşlar. Ben normalde alev topunu en fazla Craft Rise'de kullanırım. Son oyuncuda kullanır mıyım bilmiyorum ama. Son oyuncuda ben Bedwars'ta genelde alev topu kullanmam. Eskiden kullanırdım ilk başladığımda Bedwars'a. O kadar çok hoşuma gidiyordu ki alev topuyla adamı uçurmak. Adamlar ortaya gidip elmas veya zümrüt. Elmas demeyeyim de zümrüt almaya gittiklerinde ben... Bir dakika, şöyle hemen gap alalım. Zümrüt almaya gittiklerinde ben atıyordum alev topunu. İkisi birden düşüyordu. Alamıyorlardı zümrütü. Daha avantajlı oluyordu takım. Yani şimdi pek uğraşmıyorum yani. Bir de Silverfish var. Silverfish kullanan var mı? Kullananlar yorumda belirtebilirler. Ben Silverfish kullanıyorum genel anlamda falan. Şöyle ilerleyelim. Buranın da yatağı yok abi. Bir tek pembe kalmış, o da benim. Şu an tek amacım ortadan zümrüt toplamak olmalı. Niye biliyor musunuz? Çünkü zümrüt sayesinde pusula alacağım ve pusuladan adamların yerini belirleyeceğim. Bir dakika, bu neydi lan? Neyse, şuraları kapatayım abi. Kapat burayı. Çünkü hani görünmez falan olurlar, gelirler. Şöyle git abi. Git abi, git. Acaba altıma bir alev topu atsam ne olur? Yani alev topu atıp düşsem ölür müyüm? Şunun üstüne atlayayım abi. Atla. Tamam. Evet, bedimiz kırıldı arkadaşlar. Ben buradan ne aldım? Elmas almışım. Zümrüt değil. Tamam, zümrüt için buraya gideceğiz. Şöyle gidelim abi. Mecburen zümrüt almak zorundayım çünkü nerede olduklarını bilmem lazım. Bu zümrütle arkadaşlar, size tavsiye ederim, zümrüt alın çünkü şöyle pusulaya tıklıyorsunuz vesaire, adamın yerini belli ediyor. Takımı seçtim arkadaşlar, onu belirteyim hemen. Diğerini de alabiliyorsam alayım, sarıyı, ama yok, karşılamıyorsun. He, birini tekte kullanabiliyorum yani. Birinden bir yerine geçerken diğer zümrüt israf oluyor. Tamam, en azından zümrüt de aldım. Sarı takım şöyle bir bakalım, 20 blok mesafe diyor. Evet, burada eleman göründü. Şöyle bir oklayalım abi. Okla. Şöyle okla. Okla, devam. Devam ve düştü aşağı. Tamam, sıkıntı yok. Şimdi sıra bu elemanda. Bunu da okladık mı? Şöyle oklayalım abi. Bir ben kaldım herhalde ondan. Bir dakika, diğer eleman nerede bunun arkadaşı? Umarım buraya gelmez. Bir dakika, devam edeceğim oklamaya. Hatta şöyle bir alev topu attım arkasına. Şöyle oklayalım abi. Oklayalım. Okla. Şöyle okla. Evet, arkadaşı da geldi. Tamam, bir dakika, şöyle çık. Olsun be, en azından hani sona kaldım. Sona kalmam da güzel bir şey. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.